Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 2013 model Toyota Corolla 1.6 aracımızın periyodik bakımını yapacağız. Bu bakım birazcık diğerlerinden farklı olacak. Sebebi ise aracımız artık 100 bin kilometreye geldi neredeyse. Şu anda 94-95 bin kilometrede olması lazım. O yüzden ona nice 100 binlere kutlaması şeklinde bir şey yapacağız. Arabamızı seviyoruz. Arabamızın sağlıklı kalması için harcadığımız 3-5 kuruş gözümüze değmiyor. O yüzden ona güzel bir 100 bin partisi yapmaya karar verdim. Öncelikle belirtmekte fayda var. Ben arabamın yağ bakımlarını 7500-8000 kilometrede bir kendim orijinal yedek parçalarla yapıyorum. Görmüş olduğunuz yağ Honda'nın orijinal yedek parçasıdır. Manol marka. Serviste de yağ değişimi sırasında ben Manol gördüğüm için bunu piyasadan özel uğraşlar sonucu bulup aracımda kullanıyorum. Orijinal yağ filtresi, orijinal hava filtresiyle beraber. Bugünkü uygulamamızda ilk önce motor içi temizliği yapacağız. Bunu Likimoli Engine Flush kullanacağım. Neden Likimoli? Çünkü orijinal Alman markası, diğer markalar gibi farklı ülkelerde farklı taşeronlara ürün ürettirmiyor. Hepsi Almanya'da kendi fabrikalarında üretiliyor. Ve hepimiz de kabul ederiz ki Alman kalitesi diye bir şey var. Bu ürün ne işe yarıyor? Hepimiz biliyoruz ama yine de belirtmekte fayda var. Arkadaşlar bu ürün zamanla motorun yağında oluşan çamurlaşmayı. Bu çamurlaşma peki nasıl oluşuyor? Şöyle belirteyim. Arabamız çalışırken sürekli içten yanmalı motorlarda biliyorsunuz bir patlama oluyor. Bu patlama ne kadar piston segmanları alt kademelere geçmesini engellese de bazı yanma sonucu oluşan hidrokarbonlar motor yağıyla karışıp zaman içerisinde motorun belli bölümlerinde birikiyorlar. Bu birikme sonucunda da yağ böyle çamurlaşmaya başlıyor. Bu neye sakıncalı? Aslında bazı hani karterin içerisinde olsun veyahut da motorun hareketli aksamları haricinde olan bu çamurlaşmalar çok da zararlı değil. Ama ne yazık ki bu çamurlaşmalar yağ tazyik memelerimizde de oluyor. Ne bileyim, krank ana yatak kol yatakların kenarlarında da olmaya başlıyor. Üst egzantrik kafalarında da olmaya başlıyor. O zaman bizim için artık sakıncalı ve tehlikeli boyutlara ulaştığını daha önceki açılmış motorlarda gördük. O yüzden bugün bunu kullanacağım. Bu nasıl kullanıyor arkadaşlar? Çok basit. Motor yağına normal yağ ekleme bölümünden ekledikten sonra 10 ile 15 dakika arabamızı rölantide çalıştırıyoruz. Daha sonrasında içindeki yağı süzüp yağ filtresini değiştirip yeni yağını koyuyoruz. Bazı arkadaşlar uygulamalarında içindeki pis yağı süzdükten sonra bir kalitesiz bir yağ ile beraber motor içinde durulama yaptıklarını söylüyorlar. Ama ben bunu yabancı forumlardan araştırdım. Herhangi bir firma da bunun yapılmasını önermiyor. Yabancı forumlarda da bunun faydası olacağını, zaten içerisinde kullanılan deterjanın yağın içerisinde çözüldüğünü ve yağ değişiminden sonra ise artık temizleme özelliğini, yağ inceltme özelliğini kalmadığını belirtiyor. Hemen ardından yeni yağımızı koyduktan sonra hakkında çok fazla olumlu görüş okuduğum gerek Türkçe gerek yabancı forumlardan. Arkadaşlar Seratec 0.5 mikron büyüklüğünde bor seraminden oluşan parçacıklarla metalin metale değmesini engelliyor. Ve aşınan yüzeyler üzerinde bir film tabakası oluşturuyor. Bu da firmanın belirttiği üzere 50 bin kilometreye kadar kalıcılığı var. Bunu kullanacağım. Kullanan arkadaşlar motor sesinin azalması, gaz tepkimesinin serileşmesi gibi olumlu feedbacklerde bulunmuş. O yüzden bunu kullanacağım. Hemen ardından gaz kelebeği temizliği yapacağız. Benim arabamda da hafif bir rölantide devir dalgalanması olduğundan gaz kelebeği ve emme manifoldu temizliği yapacağız. Bu ürünü kullanmamın sebebi arkadaşlar bu ürün gaz kelebeğini sökmenizi gerektirmiyor.
Sadece hava filtresinden gaz kelebeğine gelen hortumu söküp gaz kelebeğin üzerine 5-10 saniye püskürttükten sonra bekliyoruz. Ardından motoru çalıştırıyoruz. Çok az gaz verirken püskürtmeye devam ediyoruz ve gaz kelebeğini temizlediğini iddia ediyor. İzlediğim videolarda bu yönde. Bu yüzden bu ürünü de kullanacağım. Bu şekilde. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Arkadaşlar, dediğim gibi ilk önce ince flaşı kullanıyoruz. Bunu motorun yağ eklediğimiz yerden motorun içerisine ilk önce biraz çalkalayalım. Kutusunda yazmıyor ama biz Türk'üz, severiz çalkalamayı. Derken bir saniye, şeyi koptu, formida ile çık geliyorum. Açma yeri koptu biraz önce. Açıp motorumuz içine ekliyoruz. Arkadaşlar, yaklaşık bir kutu 6 litre yağ tekabül ediyor. O yüzden ben tamamını koymuyorum. Çünkü benim arabam yaklaşık 4.2 litre yağ alıyor. Kutunun tamamını boşaltmadım o yüzden. Kutunun yaklaşık 1/4'ünü ekledikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Ve şimdi arabamızı çalıştıracağız. Arkadaşlar, bu ürün yaklaşık 10 dakika 15 dakika rolantide çalışacak. Bu süre zarfı içerisinde motorumuzun yağlama kanalları, her türlü yağlama sistemi bu ürün sayesinde temizlenecek. 15 dakikanın sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika birazdan olacak. Hala bekliyoruz. Motor şu anda gayet sağlıklı çalışıyor. Hani dedim ki, acaba motor dedim bir abuk subuk hareket yapar mı? Sonuçta motor yağına ekstradan bir deterjan görevi gören madde koyuyoruz. Yok, hayır, gayet stabil çalışıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Bundaki püf nokta, araba rolantide çalışacak 10-15 dakika. İşlemin sonucunda bir motor yağının süzülmesini bekleyeceğim. Bir 5-6 dakika sonra arabanın yağını boşaltacağız. Arabanın yağını boşalttıktan sonra ise ekstradan bir 20 dakika daha bekleyeceğim. İyice süzülsün diye. Yani görmüş olduğunuz kızakları ben kendim imal ettim. Hani Kriko'nun altına girerken korkuyordum biraz, böyle düşecek diye bir şey canlanıyordu gözümde. O yüzden şu anda kafam da rahat. Dilediğim gibi arabamın altında çalışabiliyorum. Arkadaşlar, yaklaşık 15 dakika oldu. Motoru durdurdum artık. Yani şimdi birazcık içindeki yağ aşağı doğru süzülmesini bekleyeceğim. Ardından eski yağ boşaltacağım. Dediğim gibi motorumun yağını 7500-8000 km değiştirdiğim için daha önceden boşalttığım yağlar genellikle temiz çıkıyordu. Şimdi bakalım, gözle fark edilir bir sonuç olacak mı? Videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Arkadaşlar, yağ tapasını söktüm. Şu anda içindeki yağ süzülüyor. Ben her zamankinden fazla bekleyeceğim, biraz bir 15-20 dakika kadar. Çünkü sonuçta içeriye deterjan benzeri bir madde koyduk. İyice süzülmesini bekleyeceğim. Süzülme işlemi bittikten sonra yağın incelemesini hep beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, çıkan yağımız burada. Hani açık konuşmak gerekirse
Aracımdan daha önce bu kadar koyu renkli bir yağ çıkmamıştı. Üstelik daha 7000 kilometre oldu bir önceki yağ değişiminden bu yana. İlk izlenimim motor temizleyicisinin işe yaradığı yönünde. Yağ filtremizi de değiştirdik. Herhangi bir sorun, herhangi bir çapak gözükmüyor. Tabi ama kalterin içerisine bakıp oradaki mıknatıstan görmek daha sağlıklı olur ama hani kalter açılması için kilometrenin biraz daha erken olduğunu düşünüyorum. İlerleyen kilometrelerde. Şimdi yeni yağımızı ekleyeceğiz. Yağın rengine bakılırsa dediğim gibi motor temizleyicisi şu anda başarılı gözüküyor. Şimdi hep beraber yeni yağımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yağımızı tamamen motorumuza boşaltacağız. Oy 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 oy, niye böyle oldu? Huni koymayı unuttuk biraz önce. Yağımız 0.20 manol APSN ISAC GF5 kriterlerinde. Biliyorsunuz ki APSN Amerikan Petrol Endüstrisi'nin benzinli ve dizel motorları için halen daha yürürlükte olan en üst koruma seviyesi. ISAC GF5 de basınç dayanımını temsil eder. Yağımızı şimdi koyduk motorumuza. Manov 0.20 APSN 5 ISAC GF5. Şimdi sadece yağ alırken insanlar yağ viskozitesine bakıyor. Ama üreticiler ürettiği araçlar için yağ tavsiye ederken API sınıfına da dikkat etmek lazım. APSN, SM, APSL, SL iki önceki, SM bir önceki, SN ise en güncel sertifika. Bunlara da dikkat etmeniz aracınızın uzun dönemdeki sağlıklı yürümesi için, konuşamadım kusura bakmayın çok sıcak, önemli. Şimdi yağımızı kontrol edelim. Arkadaşlar yağımızı koyduk. Şimdi motor yağ kontrol çubuğundan kontrol edeceğiz. Bakalım. Daha yağ tam oturmamış. Bir iki dakika daha bekleyip kontrol etmekte fayda var. Arkadaşlar yağ çubuğumuzu kontrol ettik. Her şey normal. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım. Hadi bakalım. Işıklarımız sönmesini bekliyoruz. İlk 1-2 saniye yağ lambasının sönmesi lazım. Sönmezse sıkıntı var. İnşallah olmaz. Evet, yağ lambamız da söndü. Şu an şey normal gibi gözüküyor. Arkadaşlar yağ değişimimizi başarıyla yapmış bulunuyoruz. Şimdi sıradaki videoda boğaz kelemeği temizliği yapacağız. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır, yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.